iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. İtalya Serie A'da şöyle ben ön bilgileri vereyim. Sonra detaylı konuşacağımız karelere geçelim. Atalanta Lazio maçı keyifliydi. Çok. 2-2 bitti. Orada De Roon son bitirişi yapan oyuncu. Merih'in ciddi hataları vardı. Bunlara dikkat etmesi lazım. Fiorentina bildiğimiz gibi Vincenzo Italiano. Eski takımı Spezia'yı 3-0 yendi. Vlahović başka bir seviyeye yükseldi. Hat-trick yaptı. Hat-trick yaptı. Lider Napoli yine yenilmedi. Bu sezon sadece bir kere berabere kaldı ve sadece 3 gol yedi. Yani Chelsea ile beraber şu anda Avrupa'nın en iyi savunma yapan ekibi. İyi duruş sergileyen takımı. Bunun yanında hücumda da iyiler Napoli'de. Maç başına 2 gol ortalamasını geçtiler. Evet. Çok değerli bir şey. Hem gol yemiyorsun. Hem de 2 gol ortalamasını geçiyorsun. Atıyorsun. Ligin topla oynama lideri Napoli. Ve hem gol yemeyerek hem gol atarak topla oynamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ne işe yaradığını, anlamlı olduğunu gösteriyor tabii bize. Şipaletti hocam. Evet, Şipaletti. L'leri söylüyorsun ya. Yani söylüyorsun peki, Şipaletti. Şöyle, topa sahip olmayla topa hükmetme arasındaki... Şey olmayabilir bu arada, ben onu... Sen şey, over... İtalyanca yaptın. Aşırı İtalyanca. Aşırı İtalyanca hani yaptın peki. Bir ülkeye gidersin, o ülkenin vatandaşlarından daha çok o ülkeli olursun ya. Ben artık aşırı böyle Spalletti falan uydurma. Adam gidiyor, yok kardeşim Spalletti ya. Ne diyorsun birader sen diye. Yani ben topa hükmetmeye inanıyorum. Yani topa sahip olup hiçbir şey üretemezsin. Üretmek sadece hücum olarak değil, tekrar söylüyorum. Savunmada vermediğim pozisyonlarda üretmektir. Çünkü rakibini geçersiz kılıyorsun. Geçersiz kıldığın her hamle senin üretkenliğindir esasında. Rakibe pozisyon vermeyerek de üretkenlik sağlarsın. Topa hükmetme budur ama topa sahip olup lay lay lom yapıp buralarda boşluk bulamazsan, buralarda hat krampası atacak adam da hiçbir anlamı kalmaz. Napoli topa hükmediyor. İşte Aykut Kocaman dönemi Başakşehir'in yaşadığı problem. Evet. İstatistiklere bakıyordum. Ligin en çok isabetli pas yapan takımı, ligin en çok topla oynayan takımı. Sonuç? Yok. İşte ne oldu? İşte o dediğin anlamsızlık. Yani. Ama topa sahip olmayı anlamlı kılan adam Spalletti. Evet. Ve Spalletti'nin Napoli'si. Öyle söyleyelim. Ve şuradaki iki oyuncuyu ben çok beğeniyorum. Burayı tam oturttu. Anguissa ve Fabian. Evet. Yani 4-2-3-1 oynarken buranın ne kadar değerli olduğu ve iki oyuncu da öyle topu keseyim, Patrick Vieira'lar, Roy Keane'ler, Gattuso'lar gibi 6 numara değil. Giden 6 numaralar. Elif'ten çok iyi verim alıyor. 10 numara gibi kullanıyor. Zielinski, Elif beraber çok iyi kullanıyor. Osimhen gibi çok önemli bir silahı var. Atletin var senin tam ya. Tam Serie A golcüsü. Evet. Direkt çizebilirsin. Sadece şu anda Napoli'yi bekleyen şu sıkıntı var. Fikstür. Evet. Bir sonraki maçı Verona, sonra Inter, sonra Lazio, sonra Sassuolo, sonra Atalanta. 5 maç. Bu 5 maçtan atıyorum 10-12 puanla çıkarsa... Şampiyon. Yani hakikaten o zaman deriz ki tamam abi şampiyonsun. Çok iyi olur. Şimdi işte Spalletti kötü havalar kaptanı mı, iyi havalar kaptanı mı onu göreceğiz. Spalletti'nin de tam problemi budur biliyor musun? Tam böyle 15-20. Haftalara geldi mi böyle takı bir takı ne oluyor der yani. Düşüşü vardır. Umarım demez. Ben izlemekten keyif alıyorum. Tabii ki. Ama göreceğiz. Bir de Inter var. Inter'de bildiğimiz gibi Udinese'yi 2-0'la yendi. Udinese hiç karşılık veremedi Inter'e. Hiçbir şekilde karşılık veremedi yani. Yani golün 60. dakikada gelmiş olması bir şey ifade etmiyor. Inter bayağı hani oyunu hükmeden evet taraftı. Sadece şunu söyleyeyim. Şeyde Udinese'nin attığı döle föyle bulmuş olduğu ve sayılmayan golde hakem çok kötü. Orada yani şeye bakın lütfen. Döle föyle neresi bunun offside derken hakemin döle föyle bizdeki özetlerde var efendim. Yani voley uygulamasına girip özeti açtığınız anda Inter Udinese maçını görüyorsunuz. Yani hakem kendi oğluna böyle fırça atmamıştır ben sana söyleyeyim çok yani. Çok kötü bir hareket yani hakem acayip bir hareketti. Ben anlamlandıramadım. Yani orada döle föylenin ağzından mı bir şey çıktı acaba demeye başladım. Döle föyle yani böyle yapıyor. Evet. Hakem durdurdu. Böyle, hani tokat atacak zannettim. Dediğin gibi azarlar. Osmanlı'yı koyacak gibi yani ama. Eşeksi pası der gibi çok kötüydü yani. Berbat hakemlik. Evet. Haftaya bakacağım o hakemin maçı verecekler. Var mı verecekler mi? Ama tabii hakemin raporu da önemli. Yani o bir şey söylese şimdi kırmızı kart çıkardı. At o zaman. Şartlarda. At o zaman. Şey yani. Yok belli ki yani. O da reaksiyonu evet ama çok kötü. İtalya'da bu hafta hani son haftalarda bayağı kötü evet hakemlik performansı var. Zaten eleştiriliyor. Inter'in en önemli gücü ne biliyor musun? Kadrosu çok iyi. Nasıl iyi? İyi. Kaybetmişlerine rağmen, kaybedilenlere rağmen. Şöyle iyi. Abi Inzaghi, ya birbirine yakın oyuncular var. Sensi, Vecino,
Barella apayrı, Brozovic, Perisic, Dumfries, işte Ambrosio, Di Marco. Sistemi devam ettirecek evet, adamlar. Evet, yani çok fazla birini çıkarıp evet. birini koyunca patlama olumlu ya da olumsuz olmuyor. Şimdi Empoli ile oynayan takım, Udinese karşısına çıkan takım da 11'de 7 oyuncu değiştiriyor. Ve yine bu maçı 2-0 kazanarak çıkıyor. Martinez yokken Correa var. Alexis Sanchez'in geçen hafta yaptığı asist falan. Evet. Yani bunlar Inzaghi'nin elini güçlendiriyor. Barella'yı voleydeki özetlerde izlesinler. Abi bir futbolcu her pozisyonda mı ceza alanına girer ya? Hadi giremedin tamam mı? Baktı Barella'ya ilk 45'ten sonra dedi ki abi ben bugün gol atamayacağım galiba dedi. Asisti yaptı. Asisti yaptı. Şuradan yani daha doğrusu, anahtar pas. Asisti, pozisyonu başlandı. O ikinci golde. Çarptı ilk buraya. Golde arkaya sarkıtan. Geçen sene Lukaku'ya attığı pası öyle ifade edelim. Şimdi attı ve gol geldi. Ama hala kenarlarda sıkıntı var. Yani belli bir seviyesi var. Di Marco'nun da, De Ambrosio'nun da, Perisic, Dumfries de yani Hakimi sonrası tam olmuyor. Daha henüz otodu veremedi. Bence diye. Bir transfer yaparlar devre arasında. Sağa ya olabilir. Da sola. Sola yapabilirler. Sola bir transfer gelebilir. Perisic'i orada seviyesi, doğru yedeklemek evet, lazım. Perisic seviyesini koruyacak. Diyelim Tudor Hoca'ya değinmeden geçmeyelim. Yok olmaz. Ne diyorsun? Yani Hırvat haftası. Hem Torino hem Verona mı Juventus'u yendi? Juventus mu Verona'ya kaybetti? Yok Verona Juventus'u yendi. Değil mi? Ya maçı izlerken şimdi Tudor'un genel anlamda geldiğinden beri şu var. Yani Milan'a karşı hani bu senenin Milan'ına karşı 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 kaybetmek normal bir durumdur Hellas Verona için. Mesela 2-0 nasıl öne geçtiğim ve neler yapabildiğimdir. O alan kapatmalar Milan'a neredeyse nefes aldırmayacak bir ilk 45 oynamıştı. Burada da zaten özetlerden de anlarsınız. Juventus golü bulduğu an ve sonrasında oyunu oynamaya başladı. Hani Juventus beklediğimiz seviyesi değil ama oyunu o zaman biraz ya açmaya başladı. Ya bir tweet atmıştı zaten. Juventus top oynamak için gol yemeyi bekliyor diye. Ha, çok yani, doğru yani. Doğru. Bir İtalya'yı takip eden genç arkadaşlardan birisiydi. Süper betimle tasvir daha doğrusu. Öyle ifade edeyim ama Tudor'da şuna bakın. Hücum gücüyle beraber hangi oyuncuları nasıl kullanıyor? Sen uygulamada anlattın. Sol stoper nerelere geliyor? Görüntülü olarak gösterdik onları. Antonio Baraklarla, Lazovic'lerle nasıl bir oyun kurguluyor Hellas Verona? Koray Günter'in savunma liderliğini net olarak bir süpürücü olarak aldığı bir kurgu. İlişkilerin oyunu. Yani Tudor tamam bizim ülkemizde işte burada bu seviyelerin hocası değil diyebilirsiniz. Her fikre ben saygı duyarım ama Juventus'ta Pirlo'nun altında yapamadıkları başka bir şeydi. Verona'da yürüyüşten almış olduğu, 3 haftalık Eusebio de Francesco'yu da araya katarak söyleyelim, devralmış olduğu mirası, mirasın farkına vararak değerlendirmek de çok farklı bir şey. Yani bazen mirası çarçur edersin, tabii. Bir bakarsın elinde hiçbir şey kalmaz demiştim ama mirası ki. Doğru yönetirsin, elinde çok değerli veriler vardır. Eusebio üstünü tozla kapattı. Bu arada söyleyeyim, evet. Bedirhan Kanşiray, Juventus sadece gol yediğinde gol atmayı düşünüyor. Massimiliano Allegri masterclass diye alkışlamış. Doğru yani evet. Böyle bir hani tabii ki yani kadro şimdi çok uçup kaçmıyor. Juventus gibi bir kadro değil hani tamam ama belli bir oyunu da hani o mentali de yükleyebilirsin sonuçta. Juventus yani bu takım. Şimdi o geçen haftaya da atıfta bulunan bir tweet Bedirhan kardeşimizin söylediği yani muhtemelen benden gençtir yani. Genç. Yani genç tamam eyvallah kardeşimiz deyince çok güzel anlamasın. İtalya Serie A'yı takip eden genç arkadaşlar evet. var. Kendisi de aynı zamanda Serie A'nın şeyi mi acaba bir hesap kalkıyor, Türkiye hesabı falan onu da şey yapıyor, aktif evet. tutuyor. Ben seviyorum onları takip etmeyi. Güzel, ben de. Bizim hepsini bir de Kalsiyolog var, Kalkiyolog var. Onu da çok severim takip etmeyi. Güzel. Twitter'da. Böyle genç arkadaşlardan biz de faydalanıyoruz. Evet. Tabii canım. Selamlar. Hepsine selam. Alıyoruz, bakıyoruz, öğreniyoruz. Onlardan öğrendiğimiz çok şey var. Geçen hafta Allegri 60'a kadar falan bekleyip sonra birdenbire işte Dybala'lar, Chiesa'lar falan oyuna girmişti. Evet. İşte hatırlayalım. Yani şimdi ya. Bernardeschi, Bentancur değişiklikleri evet, falan. Bir acayip acayip değişikliklerdi. Allegri bir şeyi kaşıyor. Senin dediğin gibi bizim voley uygulamasında konuştuğumuz gibi. Biz orta sıra takımıyız artık dedi. Şimdi bu hafta reaksiyonunu göreceğiz. Ortalığı yangın yerine çevirmek için yapılmış ama, bir açıklama. Tudor'un Verona'sı bu hafta kaybedebilir. Bak buna hiçbir şey söylemiyorum ama kaybederken bile sana doğru pozitif futbolu izleten bir Tudor var. Ve Tudor'da şunu da görüyoruz biz. Artık hani Galatasaray'da beceremediği neydi? Deplasmanlarda neredeyse aslandan kediye dönen bir takım oyunu vardı. Şimdi Verona'da iç sahada da aslan, dış sahada da aslan bir oyun oynuyor. Öyle ifade edeyim. Ya Verona'nın bak Verona'nın oyununu otursak şuraya Verona'nın futbolu şu diye tarif edemeyiz.
Ama her maçında bir Verona anlatırız. Evet, bir detay yakalarız. Stoper detayı yakalarsın, merkez detayı çünkü yakalarsın, hücumcu detayı yakalarsın. Rakibin varlığıyla beraber evet, bir Verona kurgalanıyor. Niye biliyor musun? Çünkü Verona'nın bir felsefesi var. Bu Verona'nın felsefesi Verona'nın genlerinde var, DNA'sında var. Verona'nın tam adı ne? Hellas. Hellas Verona. Neden bu takımın adı Hellas? Bu takım Verona şehrinin takımı ve bu takımın asıl ismi Hellas. Evet. Çünkü bir Kiev'a var, Hellas var. Evet. Kevo Verona var, Hellas Verona var. Öyle Hellas olmasının sebebi de şu. Bu Verona'yı Verona'daki üniversite öğrencileri kuruyor 1900'lerin başında. Sonra takıma bir isim bulmak istiyorlar. Antik çağ derslerine gelen profesörlerine gidiyorlar. Hocam böyle böyle biz bir takım bulduk. Takımın adı ne olsun? Hoca diyor ki takımın adı Hellas olsun. Antik çağ Yunanistan'ın ismi diyor. Gerçekten Yunanistan olan Hellas'ın ismini veriyorlar evet, takıma. Yani şimdi bunun tabii ki bugüne entegresi abimizin felsefemiz var değil ama bu tarz oyunlarda da bir DNA bir yerden çalışır, bir ona göre hareket eder. Yani Roma tribünlerinin ateşli olmasının sebebinin Roma, Remus Romulus, Kurt Gladiatörlerden gelmediğini kimse iddia edemez. Ya da Lazio'nun statta uçurduğu o kartalın oyuna etki etmediğini kimse iddia edemez. Yani Verona'nın amfiteyatrında yağmura rağmen sergilenen operalardan üzerinden de konuşmak lazım. O antik çağ dediğim sana ben bu sadece bir o değil. Yani onun üzerinden okumak gerekiyor. Bologna 2-0 kazandı. Bologna'nın o takım fotoğrafı. Evet. Stadın arkasındaki o kırmızı kule, evet, meşhur meydandaki kule. Bologna, İtalya'nın kırmızı şehri. Yani bunların oyunu etkilemediğini sadece biz ya öyle şeyler olmaz deriz. Gerçek futbol ülkelerinde, gerçek futbol kültürlerinde bunlar olur. Evet. Bizde olmaz. Çünkü o DNA'lar bizde hep GDO'lu. Bizim futbol kulüplerinin genleri artık GDO'lu. Obeziteye oynanmış. Tabii GDO. Obezite olmuş, kötü beslenilmiş, sağlıklı beslenilmiş. O yüzden böyle olmuş diyelim. Ve haftanın maçı Roma-Milan maçıyla Münih Ekspresi. Sonlandıralım. Liverpool, Münih Ekspresi'ni Milano'da, daha sonra Roma'da. Roma'da. Roma'da sonlandıralım. Yani Zlatan İbrahimovic ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösterdi. Umarız hem Türkiye'de de gördük biliyorsun barajın altına oyuncu koyduktan sonra Fenerbahçe yemişti galiba golü değil mi? Fenerbahçe yer öyle böyle. Burada da ilklere imza atar. Roma barajı kuruldu. Şu arkadaşlar beşli bir Roma barajı. Yetinmediler. Buraya da Veretout'u yatırdılar. Veretout'u yatırmalarına rağmen Veretout kaleciye bakarken şurada golü, şu kaleci olsun, şurada topumuz olsun. Burada şahane bir şekilde şuradan görüntü çizerek izledi. Gold Class koltukta, yatan deri koltukta böyle baktı. Abi ne kadar güzelmiş bu James Bond'un son filmi der gibi bir şey böyle. Bir şöyle kolunu da dayamış. Ha kolda dayamış böyle. Baba ne oluyor acaba şimdi ya? Zlatan mı topu başladı? Tamam abi ben de buradayım artık geçmez o top falan derken. Barajda zıpladı bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Bir müthiş. Niçin buraya adam yatırılmaması gerektiği konusunda bir kez daha. Ben çok sıcak bakmıyorum adam yatırmaya bu aracın altına. Ya tamam oldur, gol oldur, zıpladı, burada kaleci kızmıştı yine 2 sene önce falan ama yok abi şu adamın şeyini başka bir yerde kullanın. Hangi maçtaydı? Bu hafta izlediğim maçlardan birinde. Bazen o kadar çok maç izliyoruz ki olmuyor. Galiba bazen İtalya. Mi? Sürekli. sürekli. Yani bazen ağız alışkanlığı çıktı. Almanya'daydı galiba. Şimdi hatırlamaya çalışacağım. Neyse bir serbest vuruş verildi. Almanya Ligi'ydi galiba. Kaleci buraya koydu. Zamanında Emre Berezoğlu'nu koymuşlardı ya. Böyle geriye doğru koşup topu çıkartmıştı. Başakşehir'deydi galiba karşı rakibin çalışmasına. Buraya yatıracağını o babayı, adamı. Ya bu direktifine... ben de emin değilim ne anlattığımdan. o da hatırlayamadım. Yatır baba. Yatır baba türbesi anladı o. direğin dibine koy. Daha efektif kullanabilir yani. Daha efektif yani. Kullan yani. Daha efektif. Gol yiyince de komik duruyor işte. Evet tabii. Ya Mourinho maçtan sonra şey diyor. Milan maçı hakem yüzünden. Doğru hakem çok kötüydü. Ama sen kendi oyununa bak. Bodo Glimt maçı ya yedekler çok kötüydü o yüzden. Baba, asla hangi, Roma seviyesinde değiller. Hangi maç senin yüzünden peki? Sen yani. Ne yapıyorsun? Teknik adamsın. Sen ne yapıyorsun? Yani Mourinho yok. Oluyor ne zaman oluyor desek kursağımızda kalıyor. Tottenham'da da öyle. Mourinho'yla. Ne zaman şampiyonluk diye varsak. Olacak gibi değil. Dediğim gibi Zlatan İbrahimovic zaten biz de İtalyan işinde değindik detaylı bir şekilde. Ödüllerimizi de verdik. Şey kısmında söylediğim gibi United Ronaldo asıl yeri buydu. Pioli Zlatan'ın takımı çok sahiplendiğini ve Pioli diyor ki artık soyunma odasında konuşmuyorum. Maç öncesi ve maç devre arası konuşmalarını Zlatan yapıyor. Bu çok değerli. Bunu sahiplenmesi, hocasıyla beraber hareket etmesi, hocasına rağmen hareket etmemesi ve istatistiklerde de Pioli 100 maça çıkmış Milan hocaları içerisinde en başarılı ikinci hoca konumuna geldi.
çok müthiş. Büyük hocaları geçti. Evet. Ancelotti'leri, Arrigo Sacchi'leri falan geçti. Çok değerli ve bunu, onların kadrosuyla tam onu diyecektim yani. Ve bunu da Kessié, işte Bennacer, işte Krunic, Tonali, Brahim Diaz'la yani ikinci forvet olarak hani Ciro'yu falan transfer evet. ederek yapıyorsun. Çok değerli iş. Kalecin gidiyor. Tatar Uşanu ile falan maç açıyorsun. Çok çok özel iş. Tebrik etmek lazım. Evet, kesinlikle. Ha, yolun sonu lazım. Yine şampiyonluk olmayabilir. Olmayabilir ama oyuna kattığı mevzu doğru mevzu. Yani Milan'ı hala izleten bir teknik direktör var. Öyle o zaman şöyle diyorum. Yolun sonu şampiyonluk olmayabilir ama şairin de dediği gibi yol güzeldir. Varmak değil. Liverpool Münih Express sona erdi. Görüşmek üzere.